19. yüzyılın başında Londra yeni Roma'ydı. Dünyanın her yerine yayılmış çok geniş bir ticari imparatorluğun başkentiydi. Dünyanın en büyük ve en zengin şehriydi. Yaşam tarzı da buna göreydi tabii. En iyi giysileri giyerler, en güzel evlerde yaşar, en güzel mallara sahiplerdi. Londra Roma'nın yeni doğmuş hali gibiydi. Ama sanayi devrimiyle gelen fabrikalar Roma ile aralarında fark yaratacaktı. Eski Roma'da güzel hayatın tadını sadece iktidardaki seçkinler çıkarırdı. Ama bu yeni Roma'da her şey oldukça farklı. Sanayileşme hızla gelişen bir toplumun Londra'nın yeni durumunun faydalarından yararlanması ve sürekli büyüyen orta sınıfın bu durumdan son derece memnun olması anlamına geliyordu. Bu süreçte sanayi devrimi yeni ve hemen fark edilen bir dünya yaratacaktı. Modern evlerin dünyasını. Sanayi devrimi boyunca İngiltere ekonomisi hızla gelişmeye başlamıştı. Bu gelişmeyi sürdürmek için Londra şehrinin yeni bir finans mekanizmasına ihtiyacı vardı. İngiltere Bankası yerini almıştı bile. Borsa binasının inşasına 1773'te başlandı. 1771'de Lloyd's Sigorta yolun sonunda kendi binalarını yaptı. Ve bugün bildiğimiz şehir ortaya çıkmaya başladı. Bu yeni ticari mekanizmaların işlemesi için yeni bir işçi türü gerekiyordu. Bu işçiler yeni oluşan orta sınıfın bel kemiği oldular. Bu işçiler şehirde çalışmak istiyor. Ama başka bir yerde yaşamak istiyorlardı. Londra şehrinin gürültüsü, pisliği, hengamesi yerine muhitlerinin sessiz, aydınlık, sağlıklı ve her şeyden öte modern ve zarif olmasını istiyorlardı. Yeni West End'e hoş geldiniz. 1760-1840 arasında konut yapımı patlaması Londra'yı değiştiriyordu. Marylebone, Bloomsbury ve Belgravia'da Georgia tarzı evler yapılıyordu. Bu hızlı büyüme çizgi filmlerde hicbediliyordu. Londra bir kasaba olmaktan çıkıyordu. Çarpık yapılaşmaya engel olmak için bu hızlı büyüme 1774 İskan yasasıyla kontrol altına alındı. Evler yalnızca tuğla gibi ateşe dayanıklı maddelerden yapılıyordu. Duvarlar belli bir kalınlıkta yapılmak zorundaydı. Ahşap kullanımı kolayca yanabileceği için sıkı bir kontrol altındaydı. Ahşap yerine bu balkondaki demir kullanılıyordu. Pencereler 10 santim geride yapılıyor ve ahşap pencere çerçeveleri ahşabın yanmaması için dışarıdan tuğlayla kaplanıyordu. Çatılar da yanmayan maddelerden, tercihen kayan taşla örtülürdü. Bu yasanın asıl amacı bunun gibi evlerin adam akıllı ve ateşe dayanıklı olarak yapılmasıydı. Ama sonuçları bundan daha geniş kapsamlı oldu. Bu yasa hızlı gelişime giydirilmiş bir deri gömleğiydi. Bu yasaya göre çalışmak, inşaatçıların üstüne ev yapımının standartlaştırılması baskısını getirdi. Bu model, toplu üretim bitişik nizam Georgia tarzı evlerin sırrını ortaya çıkarıyor. İçindeki malzemeler çok basit ve ekonomik gerçekten. Malzemeler için minimum masraf yapılmış. Müteahhidin kar etmesi amaçlanmış. İçeride çok az duvar var. Bu kirişler muhteşem. Londra limanlarından alınmış çam ağacından yapılmış bu kirişler binanın genişliğini belirliyor. Bu bir tek ağaç gövdesi, yani 6-7 metrelik bir genişlik oluyor, o kadar. Ayrıca buraya bakarsanız temel aslında yok. Temel yapmak pahalıydı. Bu yüzden bu binalar nispeten daha küçük, 3-4 katlı yapılmış. Büyük bir temel olmadan ancak bu kadar yüksek olabilirdi.
Asıl ilginç olan her evin bir birimi, bir elemanı olması. Şehrin toplu inşaat yapılan bölgelerinde böyle. Bodrum kısmını açıkça görüyoruz. Amaç hızlı ve ucuz inşa etmekti. Bodrum'un bütün yüksekliğini toprağa kazacaklarına yarısını kazmışlar. Yaklaşık 1 metre. Çıkarılan toprak da atılıp ziyan olacağına sokağın bu bölümünü yükseltmek için kullanılmış. Mutfak 1 metre aşağı iniyor. 1 metre yukarıda, 1 metre aşağıda. Mutfağın tavan yüksekliği toplam 2 metre oluyor. Çok makul, çok mantıklı bir inşaat biçimi. Sistem yerine oturunca iyi yapılmış binaların toplu inşaatı artık başlayabilirdi. Bedford Dükü, Bloomsbury'deki arazilerini bina yapması için müteahhit James Burton'a kiraladı. Daha güneyde Lord Grosvenor'ın bina yapılmaya hazır dönümlerce arazisi vardı. Bugün çok modern iskan edilmiş bu bataklık Belgravia. Grosvenor'ın sadece çok sayıda değil, en iyi kalitede evler yapacak bir müteahhide ihtiyacı vardı. Bu zor göreve talip olan adam Thomas Cubitt'ti. Belgravia'nın bazı bölgeleri bina inşaatları sırasında bu haldeydi. Toprağın üst tabakası kaldırılarak alttaki kil ortaya çıkarıldı. Cubitt de bu kili inşaatlarda kullanacağı tuğlaları yapmak için kullandı. Kilin altında da çakıllar vardı. Çakıl binanın temeline yerleştirmek için mükemmel bir maddedir. Çakıl ayrıca sağlıklı bir ortam için, pis su tahliyesi için de çok iyidir. Burada Cubitt'in çok mantıklı davrandığını görüyoruz. Tuğlalar için kili kullanmış. Kili kaldırarak da binaların temeli için kaliteli çakılları ortaya çıkarmış. Cubitt en kaliteli evleri yapmak için Belgravia inşaat alanını adeta bir fabrikaya dönüştürdü. Başarısının sırrı organize olma biçimiydi. Cubitt işleri taşeronlara vermedi. Bütün işçileri kendi işe aldı. 1828'de 1000'e yakın işçi olmuştu. Cubitt inşaat sürecinin tüm aşamalarının kalite kontrolünü yapıyordu. Ama Belgravia'da sadece evlerin kalitesi değil, sakinlerin yaşam kalitesi de önemliydi. Şu sokağa bir bakın, ne kadar da ferah. Muazzam, ama Cubitt sadece yerin üstündekilerle değil, yerin altındakilerle de düşünüyordu. Bu evler yapılmadan önce su borularını ve kanalizasyon şebekesini döşedi. Ve inanılmaz ama bu şebekeler hala çalışıyor. Tam ayağımda. Cubitt'in kanalizasyon haritası tüm evlerde ne kadar büyük bir planın uygulandığını gösteriyor. Yeraltı şebekelerini evlerle bütünleştirmek. Cubitt sadece bir müteahhit gibi değil, bir şehir planlamacısı gibi düşünüyordu. Sanayi devriminin birçok simgesinde olduğu gibi, yaşam tarzımızı belirleyen devlet değil, bir bireydi. Ama sanayi devriminin bir maddesinin kullanımında devlet açığı kapatıyordu. 1817 ana kent yol döşeme yasasına göre tüm su boruları dökme demirden yapılmalıydı. Bunun gibi. Bu tarihten önce su boruları kara ağaçtan yapılırdı. Kara ağaç tomruklarının ortasına bir delik açılırdı. İşte çok güzel bir örnek. Bu borulardan birinin kesiti. Bu kara ağaç borular çok kabaca birleştirilirdi. Bir ucunu diğer uca oturtarak manşonlu bağlantı yapılırdı. Bu yüzden çok su sızdırırlardı. Su çok düşük basınçla verilirdi. Sokaklardan yukarı sızan su, sonu gelmeyen yol çalışmalarına sebep olurdu. Bu dökme demir boru büyük bir yenilik. Seri üretim yapılıyor. Ucuz, ek yerleri çok sağlam yapılmış ve su sızdırmıyor. Su yüksek basınçla verildiği için evin üst katlarına da çıkabiliyor. Su evin her yerinde kullanılmaya başlanınca sanayi devrimi, seri üretim diş fırçası ve yeni keşfedilen musluk başı ile birlikte modern banyoyu etkili bir şekilde kullanmamıza sundu. Yeni dökme demir yeraltı su boruları tüm Londra'ya döşendi. Evlerdeki su tüketimi birden yukarı fırladı. Middlesex su işlerinin cimri müdürleri o zamanlar lüks sayılan çok sayıdaki tuvalet ve banyoyu suçladı. Seri üretim evlerin içinde modern kolaylıklar sağlıyordu. Dışarıda ise durum farklıydı. Londra'nın yetersiz aydınlatılmış sokakları sıklıkla tehlikeli yerler oluyordu.
İnşaatçıların açık bıraktıkları çukurlara düşmezseniz başka tehlikeler sizi beklerdi. İngiltere dünyanın en varlıklı devletiydi ama Londra hala suç yaşamına zorlanan fakirlerle doluydu. Bunun zenginler için anlamı yemeğe çıkmanın bile tehlikeli olabilmesiydi. Sokak suçlarına maruz kalıyorlar ve yeni, akıllı evlerine taşınarak bundan kurtulmayı umuyorlardı. Çok zengin olanlar yanlarında yolu aydınlatması için fener taşıyan çocuklar bulunduruyordu. Peki ya bu fenerci çocuk suçlularla işbirliği yapıyorsa? Mevcut gaz lambaları sokakların güvenliğini sağlayacak kadar güçlü ışık vermiyordu. Neyse ki İskoç William Murdoch sayesinde yeni bir ışık kaynağı ortalığı aydınlatmak üzereydi. Murdoch bir mühendis ve doyumsuz bir araştırmacıydı. Kafasını evinin aydınlatmasını geliştirmek için kullandı. Daha önce kimsenin denemediği bir madde kullandı. Şaşırtıcıdır. Yeni ışığının kaynağı toprağın altındaydı. Kömür ısıtıldığında yanıcı bir gaz üretir ve bu gaz yakıldığında çok elverişli parlak bir alev çıkarır. İşte benim kömür parçam. Bir parça da içinde var. Şu an ısınıyor. Daha iyi anlatmak için Murdoch'un ilk deneylerinden birini yeniden yapacağım. O kömür dolu bir çaydanlığı ısıttı. Bir ucuna gazın çıkacağı bir tüfek namlusu yerleştirdi. Ben modern aletler kullanıyorum. Alevin buraya gelmesi için emniyet gereçleri falan var. Prensip olarak şöyle oluşuyor. Kömür ısıtılıyor, gaz buradan emniyet valfına giriyor, buradan çıkıp bu hazneye giriyor, burada toplanıyor. Gaz sonunda bu uçtan çıkacak. Şimdi nasıl olduğunu göstermek için bu fitili yakıyorum. Biraz açıyorum. Ve işte eski Georgia tarzı Londra'nın hakiki ışığı ve kokusu kömür gazıyla yanıyor. Murdoch hidrojenle kömürden çıkan metanın karışımını damıtmayı başarmıştı. Sonra bu donanımı sadece evine değil bazı fabrikalara da kurdu. Ama sanayi devriminde sıklıkla olduğu gibi zaferin semeresini toplayan buluşun mucidi olmadı. Gösteriyi Murdoch'tan çalan adam, halkla ilişkilerden iyi anlayan gösterişli bir Alman olan Frederick Winsler'dı. Adını değiştirip Frederick Winsler yapan bu girişimci, 1807'de Galler Prensi'nin evinin önünde bir gazla aydınlatma gösterisi yaptı. Bugün orada hala çalışan gaz lambaları vardır. Bu lambalar büyük sansasyon yarattı. Sadece dekoratif değil, pratiktiler de. Sokaklar daha güvenli olmuştu. İnanılmaz bir şey daha var. Bu lamba yaklaşık o zamanlardan kalma. Buradaki kraliyet damgasında 4. George yazıyor. Yani 1820 ile 1830 arası. Bu inanılmaz. Bu gaz lambası yıllar önce yaptığı işi şimdi de yapıyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. 1812'de Winsler'ın gaz lambası ve kok kömürü şirketi Londra'daki ilk merkezi hava gazı fabrikasını kurdu. 1823'te 4 gaz şirketi vardı ve aralarına 320 kilometre boru döşenmişti. Gaz lambaları kısa süre sonra iç mekanları aydınlatmakta kullanılacaktı ve 7000'den fazla sokak gazla aydınlatılıyordu. Londra daha önce hiç olmadığı kadar aydınlıktı. Sokaklar artık tehlikeli yerler değildi. Batı yakasının bu çekici gaz ışıkları burayı orta sınıfın yeni eğlencesine akın edeceği bir yer yaptı. Alışveriş. Sanayi devrimi boyunca parakende mağazacılık yeni bir karaktere büründü ve en önemlisi de modern mağazalar doğdu. Sanayi devriminden önce insanlar genelde panayırlardan, pazarlardan veya seyyar satıcılardan alışveriş yapardı. Mevcut dükkanlar insanların kendi mallarını veya hizmetlerini sattıkları basit işletmelerdi. Müşterileri çekecek çok az çeşit vardı. Hatta bir engel onları alışverişten tamamen vazgeçirdi.
1762'deki yol döşeme yasası, geçenler için tehlike yarattığı için asılı tabelaları yasaklamıştı. İyi misiniz? Bir şey olmadı değil mi? Ucuz atlattınız. Gördünüz değil mi? Ama bu durum değişmek üzereydi. Dükkan sahiplerine sarkan tabelalar yerine bunun gibi düz tabelalar kullanma zorunluluğu getirildi. Fazla albenili olmayabilir ama bir örnek ve kesinlikle daha güvenli. Müşteriler dükkanların önünde güvenli bir şekilde durabiliyordu. Ama pencerelerin küçük parçalı camları yüzünden içeriği iyi göremiyorlardı. Kısa süre sonra cam üretimindeki etkileyici gelişim sayesinde küçük parçalı dükkan pencereleri yerine bunun gibi dökme cam vitrinlere bıraktı. Ne kadar ilginç değil mi? Modern dükkan vitrini bir yenilik haline geldi. Buna bakmaya gelen insanlar içeride sergilenen bir sürü malı görebildi. O günkü müşterilerden biri bu mallar için insanı açgözlü yapar bunlar demiş. Çok ilginç değil mi? Alışveriş için özel yapılan yollar gelişmeye başladı. Örneğin 1820'de John Nash'in tasarladığı Recent Caddesi ve 1819'da Samuel Weir'in tasarladığı Burlington Çarşısı. Londra'ya sel gibi akan seri üretim mallar için mükemmel pazarlardı. Mağazalar değişiyordu. Çünkü sattıkları şeyler de değişiyordu. Bir tüketim ihtilali yaşanıyordu. Satılan mallar çok güzel ve ustalıkla yapılmıştı ama ayrıcalıklı değildi. Sanayi devriminin fabrikaları sayesinde müşterilere çok sayıda seçenek sunulmaya başlandı. Bu tür mağazaların öncülerinden biri de Wedgwood's'tu. Wedgwood's'ta alışveriş yapmak 18. yüzyıl tarzı bir alışveriş terapisiydi. İnanılmaz çeşitli porselen ve çiniler burayı modern bir mağazaya dönüştürdü. Bu tür mağazaları bugün gayet normal karşılıyoruz ama o zamanlar çok yeniydi. Satılan porselenlerin çeşitliliği bir yana sahip olma ve satın almak insanlara canlandırıcı, mest edici bir deneyim yaşatıyordu. Orta sınıf yemek masasını başka bir kalıba sokan adam Joseph Wedgwood, Staffordshire'lı çömlekçi bir aileden geliyordu. 11 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı yüzünden sağ dizini kullanamıyordu. Bu zorunlu boş zamanlarında deneyler yapma fırsatı buldu. Özellikle bir hedefi vardı. O dönemin zorluklarından biri, zevkli insanları cezbedecek ve Avrupa'daki porselen modasıyla rekabet edecek toprak çanak çömlek bulmaktı. İşte o, tedirgin yolcunuz, telaşlı yol göstericiniz, tutunabildiği her yere tutunan, o görünmez pedala basarak sizden önce fren yapan yardımcınız. Siz onları şimdi Polo'da görün. Polo, verdiğin güvenle de büyüksün. ESP, yokuş kalkış asistanı ve daha birçok özellik Polo'da standart. Polo, şimdi Nisan ayı Dost Drive fırsatlarıyla Volkswagen yetkili satıcılarında. Volkswagen. Play-Doh çılgın berberle eğlenceye hazır mısın? Makasınla saçlara şekil ver, birbirinden çılgın ve renkli modellerle yaratıcılığını göster. Hadi, Play-Doh çılgın berberle en eğlenceli saçları sen tasarla. Wedgwood işe koyuldu. Staffordshire'lı diğer çömlekçilerin yaptığı kötü kaliteli çanak çömleği geliştirmek istiyordu. Ve bunu sistemli bir yaklaşımla başaracağına inanıyordu. Cilalarla, kille, renklerle deneyler yaptı. Deneyleri devam edebilirdi. Hatta birkaç yıl devam etti. Buradaki deney defterinde bilimsel bir yöntem kullanarak mükemmel krem rengi takımları bulduğunu görüyoruz. Gerçekten büyüleyici.
Çömlekçilikten tahmine dayalı sonuçları çıkarmaya çalışıyordu. Ve burada deneylerinin sonuç verdiğini görüyoruz. Çünkü sonunda şunu yazmış. Güzel bir beyaz sır. Denemelerimin en iyisi. Hepsi bir örnek. Doğru oranda eklenen yakarak toz haline getirilmiş çakmak taşı sayesinde Wedgwood'un zarif krem rengi takımları anında çok rağbet gördü. Ama Wedgwood'un amacı sadece aristokratların evini doldurmak değil, krem rengi takımları ülkedeki bütün orta sınıftakilerin evlerine sokmaktı. Bu hırsı sadece seri üretimle tatmin olabilirdi. Wedgwood'un fabrikasının yerinde yerler esiyor ama ismini taşıyan sektör hala ayakta. Bunun en büyük sebebi de 230 yıl önce öncülüğünü yaptığı toplu imalat teknikleriydi. Wedgwood hem yeni işçiler hem de yeni teknolojilerle çalışıyordu. Tıpkı motorla çalışan çömlekçi çarkları gibi. Buharlı çömlekçi çarkı ve ateş ölçer. Bunun sayesinde fırının sıcaklığı her an ölçülebilirdi. Daha sonra fabrikadan daha da iddialı bir imalat çıktı. Yepyeni bir seramik olan Jasper takımları. Belirgin mavi yüzü elle yapılan klasik şekillerle süsleniyordu. Bu kadar özgün görünen süslemelerin nasıl toplu üretilebileceğini Gay Blake Roberts'a soralım. Wedgwood bunları kalıplarda yapardı ama önce öyle başlamadı. Önce küçük damgalarla başladı ki bunlar pek iyi olmuyordu. Çünkü damgayı kille doldurup nesnenin üstüne bastırıyordunuz. Bu pek açık değil, kenarları bozulmuş. Kenarları büyük ölçüde bozulmuş, figür tam anlaşılmıyor. Muazzam bir şey. Biraz su, biraz kil ve mumla çıkıyor. Çok da ilkel. Hem de çok. Pek de etkili bir yöntem değil. Evet, değil. Evet, evet, kesinlikle değil. Ondan sonra zamanın büyük sanatçılarına yöneldim. Onlar da bal mumundan onun istediği kabartmaları yaptı. Bu bal mumundan oymalı ilk alçı kalıp çıktı. Bunlardan da fırınlanmış kil kopyalar yapıldı. Sonraki kalıpların hepsi bundan alındı. Böylece zamanlı bütün incelikler ve ayrıntılar geliştirildi. Evet, hepsi böylelikle geliştirildi. Muazzam. Yani tüm bunlar toplu imalat sürecinin bir parçasıydı. Aynı zamanda da yetenek isteyen bir iş. Becerebilirsem bir vazoyu süslemeyi çok isterim doğrusu. Eğer izin verirseniz. İyi oldu bence. Çok da kötü yapmadım aslında. Değil mi? Ne dersiniz? Wedgwood'un bir sözüyle cevap vereyim. Bu iş insanı sanatçı yapar. Wedgwood'un sistemi çok yönlüydü ve modayla birlikte değişebiliyordu. Portland dükü bir 1. yüzyıldan kalma bir Roma vazosu aldığında Wedgwood onun bir kopyasını yaptı. Portland vazosu Wedgwood'un Thomas Bentley ile ortak işlettiği Londra'daki mağazaların en önemli parçası oldu. Wedgwood'u Bentley'nin satıcılık anlayışı da takımları gibi önce olmuştu. Wedgwood'un bir lafı var. Pek çok anlamda moda değerden daha üstün olabilir. Tuhaf bir yorum. Asıl kastettiği Londra'daki mağazasının talebe karşılık vermekle birlikte talep yarattığını ve sanayileşmeyi daha da körüklediğiydi. İyi bir tercih. Wedgwood ve Bentley ev kadınlarına daha fazlasını isteten yeni bir tekniğe de öncülük etmişti. Bugün buna pazarlama diyoruz. Pazarlama sanayi devriminde zirveye çıktı. İyi günler efendim. Wedgwood Bentley'den geliyorum. Satış katalogları, ilan panoları, kapı kapı dolaşarak yapılan satışlar tüketicinin iştahını kabartıyordu. Ama Georgia döneminin üretimcileri büyük bir pazara ulaşmak için gözünü daha da büyük bir reklam kaynağına dikmişti, gazetelere. Bundaki tek sorun 19. yüzyılın başında dağıtımın küçük olmasıydı. Bunun başlıca sebebi de onları basan Stanhope matbaa makinesiydi. Bilim Müzesi'ndeki John Leafy'nin açıklamasını rica ettim. Bu baskı makinesi çok temel görünüyor. Evet öyle.
Prensipte bundan 200-300 sene önce bilinen baskı makinesinin aynı. Evet. Teknoloji gelişti tabii ama baskı makinesinde her daim olduğu gibi bu da insan gücüne dayanıyor. Evet, doğru. Times gazetesi 1801'de bu baskı makinesini kullanarak günde sadece 2500 kopya basıp satabiliyordu. İşçi maliyetinin büyümeyi engellemesinden yakınan gazete sahibi 2. John Wills yeni ve pahalı bir teknolojiyi kullanarak kumar oynadı. König ve Bauer'ın buharlı baskı makinesi. İşte burada. König ve Bauer'ın baskı makinesi. Dünyadaki ilk buharlı baskı makinesi oluyor. Bu akşam buhar çalışsaydı şurada dumanlar çıkaran küçük bir makine olacaktı, değil mi? Evet, evet. Evet, orada bir gördüğün gibi çark var. Onun yerine buharlı bir motor var. O da benim. Tamam. Şimdi başlıyorum. Peki. Dikkatli seyret. Tamam. König'in buharlı baskı makinesi bütün baskı sürecini makineleştirdi. Matbaa harfleri önce deri mürekkep silindirinden geçiyordu. Sonra üstüne basılacak kağıdın taşındığı silindirin altına geliyordu. Harflerin bulunduğu zemin otomatik olarak dönüyor, tekrar mürekkepleniyor ve ikinci silindirden gelen sayfaya baskı yapmaya hazır oluyordu. Şimdi kağıt giriyor ve az önce baktığımız silindirden dönüyor ve buradan çıkıyor. İşte Times. Baş haberde bu makinenin sanatın keşfinden beri matbaadaki en büyük gelişme olduğu yazıyor. Normalde gazeteler kendi faaliyetlerinin reklamını yapmayı sever ve epey de abartırlardı. Ama bu olayda Times haklıydı bence. Buharlı baskı makinesiyle Times'ın günlük tirajı günde 7000'e çıktı. 1855 yılına gelindiğinde yaklaşık 60 bindi. Toplu üretilen yeni bir madde evdeki tüketicinin talebini körüklüyordu. Bilgi. İnsanlar bir şeyin haberini gazetede okursa onları alma oranı artıyordu. İlk kez Giorgio modasına uymanın baskısı artmıştı. Bir ürünün reklamında modayı takip etmekten bitkin düşen hassas kadınların acılarına son vereceği yazılmıştı. Moda sanayi devrimini körüklüyordu. Parlak renklere düşkünlük artınca Georgia dönemindekiler bugünkü hevesli dekoratörler oldu. Geleneksel renkler bitkilerden ya da toprak renkleri gibi minerallerden elde edilirdi. Ama bu geleneksel renkler pek dayanıklı olmuyordu. Hele bitkisel boyayla yapılmış bir kumaşı yıkamak çok zordu. Dolayısıyla parlak ve dayanıklı renkler yapabilen insanlar için yeni imkanlar doğmuştu. 1797'de Fransız bir kimyager olan Louis Nicolas Boccala, deyonize edilmiş suda bir parça potasyum dikromat ve iki parça kurşun asetatı birleştirdi. Sonuçta ortaya bugün hala iç mekanlarda kullanılan kromat sarısı çıktı. Gerçekten muhteşem, harika. Kromat sarısı. İşte bu. 1810-1820 yıllarında çok rağbet görmüştü. Herkes duvarlarında ya da kumaşlarında bu rengi istiyordu. Ayrıca sanayi devriminde muhteşem bir abide olmuştu. Çünkü kimya ve icatlar moda ve tarzın emrinde çalışıyordu. Gerçekten de iyi oldu galiba. Kendi evimde bir sürü olasılık var aslında. Sonuçta iç dekorasyonda patlama oldu. Birkaç yıl içinde sanayiciler bunu ev eşyalarının üretiminde kullanmaya başladı ve dekoratörler Brighton'daki Kraliyet Köşkü'ne koymak zorunda kaldı. Orta sınıfta hemen takip etti tabii. Kaliteli mobilyalar standart tasarımlarla toplu üretiliyordu. Gazeteler ve dergiler yemek konuklarının modaya uygun giyinmesini sağlıyor ve bolca dedikodu getiriyordu. Buna uygun yemek takımları orta sınıfın sofralarını kibarlaştırıp bitişik nizamdaki her evde fark edilebiliyordu. Sanayi devrimi sadece modern evi değil, modern bir yaşam tarzını da yaratmıştı. İlk kez moda olan ürünler
toplumun geniş bir kitlesi tarafından arzu edilir değil, aynı zamanda alınabilir olmuştur. Eskiden müzelerde, tarihte ve kültürde korunan şeyler artık satın alınıp büyüyen orta sınıfın evlerinde sergilenebiliyordu. Sanayi devrimi sayesinde bir İngiliz'in evi gerçekten şatosu olmuştu.